Koronavirüste korunmada maske, mesafe ve temizlikten hep bahsediliyor. Bunlar içerisinde maskenin koruyuculuğu bellidir, sınırlıdır. Karşınızdakini korur maske, sizi değil. Yani karşınızdakinin size bulaştırmasını engeller. Siz takarsanız da doğal olarak karşınızdakini korumuş olursunuz. Mesafe baştan beri takip ediyorsanız önce 1 metre dendi, sonra 1,5 metre, şimdi 2-3 metre. Yani mesafenin de koruyuculuğu belli oranda. Temizlik de keza öyle. Yani temizlikle zaten elle, ayakla ya da elbiselerle, giysilerle bulaşma ihtimali çok düşük. Burada mesafenin önem kazandığını anlıyoruz. Yani mesafe çok önemli. Sürekli uzatılıyor o metreler. İnsan olmayan bir yerde bir insana bu virüs bulaşmaz. Yani buradaki en önemli ölçü o. Kalabalıklardan uzak durmak lazım. Kapalı mekanlardan uzak durmak lazım. Yani insanların içeride çokça bulunduğu. Özellikle yaz aylarında bu hareketlilik çok artıyor. Mümkün olduğu kadar kalabalıktan uzak durmakta fayda var. Bunun dışında bu önleyici kurallar, bunlar tabii ki önemli ama bulaşmasını önlemede en etkili yol aşıdır. Aşı belli oranları değişmişlemekle birlikte aşının belli bir koruyuculuğu vardır. Bu %60'dan %90-95'lere kadar değişen oranlar da koruyuculuktan söz edebiliriz. Zamanla değişecektir. Yeni varyantlar ortaya çıktıkça bu aşının koruyuculuğu azalacaktır. Ama şu anda mevcut kullanılan, uygulanan aşıyla koruyuculuk oranımız mevcut mutasyonlara oldukça etkilidir. Halsizlik tek başına COVID-19 belirtisi değil. Burada daha çok nefes darlığı, koku almada azalma çok dramatik bir özelliği. Yani bu varsa zaten çoğu kez düşündürüyor COVID-19'u. Bunun dışında nefes darlığı, öksürük, halsizlik, kol bacaklarda ağrı, baş ağrısı gibi ya da belde özellikle ağrı olması gibi bazı semptomlar varsa, şüpheli bir temasımız da olduysa mutlaka onu değerlendirmek, düşünmek lazım. Bu vahşi tip COVID-19 için böyleydi. Yani ilk hali, doğal hali diyelim. Ancak yeni mutasyonlar ortaya çıktıkça özellikle işte Delta Plus denilen de koronavirüsün son formu, son modeli diyelim ona. Biraz daha grip benzeri, işte burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi semptomlar daha ön planda gidiyor. Bu bizim işimizi zorlaştırıyor. Bu hastalar çok olur. Nezle gibi tabloyla gelen ya da grip benzeri tablosu olan koronavirüste biraz daha ayırabiliyorduk. Geçen yıl için mesela bu karışıklık hiç olmuyordu ama bu sene artık her solunum yolu semptomu olan, solunum yolu şikayetleri olan üst solunum yolları, yani burun, boğaz gibi ya da alt solunum yolları, öksürük, nefes darlığı gibi hangi semptom olursa olsun solunum yolları ile ilgili bir sıkıntınız varsa COVID-19 olabilirsiniz. O zaman hekime başvurmakta yarar var. Öncelikle Turkovac ya da önceki ismiyle Eruvac, yani Erciyes Üniversitesi aşısı. Burada Aykut Hoca tarafından geliştirildi. Daha önce koronavirüste çalışmış bir mikrobiyoloğumuz. Virüs izole edildikten hemen sonra inaktive etme yöntemiyle bulundu. Başlangıç çalışmaları laboratuvarda yapılan. Onlar başarılı olunca faz 1 çalışmasıydı bu dediğim. Faz 2 çalışmasına geçildi. Faz 2 çalışmasına yaklaşık 2 ay önce, belki de daha fazla oldu. Büyük bir heyecanla, büyük bir emek harcanarak, çünkü çok fazla maddi kaynak da yoktu. O nedenle dışarıdan insan çalıştırmanız ya da ek birilerini bulmanız pek mümkün olmadı. O yüzden de büyük bir gayretle yapıldı. Amatörce bir ruhla yapıldı ve hızlı bir şekilde faz 2 tamamlandı. Sonra Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Faz 3 aşaması başlasın diye. Bundan yaklaşık 2 ay önce. Ancak halen faz 3 aşaması başlamadı. Ne yazık ki. Yani zaman kaybediliyor, süre kaybediliyor.
faz 3 tamamlanır da faz 3'te de başarılı olursa o zaman bu aşının uygulamasından bahsedebiliriz. Eğer o aşamayı geçerse, faz 3 aşamasını, bu ne zaman olur bunu kestiremiyoruz şu anda. O aşama geçilirse elbette ki sıfırdan bu aşıyla aşılanabilir. Çünkü bizim elde ettiğimiz ilk sonuçlar BioNTech kadar güçlü olmasa da veya ona eşit yakın güçte kabul edebiliriz. Sinovac'tan daha güçlü olduğunu, daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda rahatlıkla önerebiliriz eğer bu faz 3 çalışması da tamamlanacak olursa. Önceden hangi aşıyı yaptırmış olursanız olun, bu aşı hatırlatma dozu olarak da kullanılabilir. Yani iş işten geçmiş değil, herkes aşılanıyor. Öyleyse yeni aşı geliştirmeye ne gerek var yaklaşımı yanlıştır. Bir an önce bu aşının faz 3 çalışmasının tamamlanması gerekir. Faz 3'ün başlayacak tarihi öngöremediğimiz için maalesef büyük bir gecikme söz konusu o konuda. Yani bizim elimizde olmayan, bakanlığa devredildiği için bitişinde ne zaman olacağını söylemek mümkün değil. Pek çok Türkiye'de kişi hastalığı geçirdiğimiz, yaşadığımız 1,5-2 yıl içerisinde aşılar da bol miktarda olmuyor. Bu şöyle bir yalancı rahatlığa neden oldu. Artık bu hastalık bitiyor. Kimseye bir şey olmaz, bundan sonra bulaşmaz diye. Bu iki sebepten yanlış. Bir, virüs şekil değiştiriyor, mutasyona uğruyor ve şu ana kadar o mutasyonlardan aşıya etkisiz bir forma ulaşmadı, şekle ulaşmadı ama özellikle son bildirilen Lambda denen ya da Peru'dan bildirilen suçun aşıyla ilgili de sorunlar olduğu, aşılandıysanız bile korunamadığınız şeklinde bilgiler var. Yani bu dinamik bir süreç, olay devam ediyor. Her an, her bir şekilde bu sorunlu, daha ölümcül, daha kolay bulaşan ve aşılansanız dahi size bulaşma ihtimali olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Korunma önemli. İkincisi, evet, Türkiye'de aşılanmaya devam ediyor. Henüz yeterince aşılandı mı? Hayır. İki doz aşı olanların sayısı işte 1/4 ancak olmuştur. Bu çok düşük bir rakam. Kaldı ki bunun çok önemli bir kısmı da inaktif aşı, yani Çin aşısı. Bu yeni suçların bu aşıdan, bu aşının korumadığı yeni suçlarla enfeksiyondan delta virüsle, delta mutasyonuyla ilgili olarak söylüyorum, söyleniyor. Yani Çin aşısı olan kısmı da nüfusumuzdan çıkarırsak geriye kalan BioNTech olan çok az sayıda insan ancak korunaklı durumda. Yani sözün özü her iki durumda da ciddi bir hastalık riski hala taşıyoruz. Bu iş oldu, bitti durumunda değiliz. Pekala önümüzdeki günlerde yeni bir pik, yeni bir dalgayla karşılaşabiliriz. Umarım olmaz ama bunu önlemek de bizim elimizde. Önlemlerin devam etmesi gerektiğini buradan hatırlatmakta yarar var. Aşının her ilacın olduğu gibi aşıların da yan etkileri vardır. Yani yan etkisiz bir aşı diye bir şey söz konusu değil. Covid-19 aşısının yan etkileri belki normal aşılardan biraz daha fazladır. Buraya kadar tamam. Ama aşıdan dolayı çok ciddi sorun yaşama oranı 10.000'de bir, 100.000'de bir civarlarındadır. Öte yandan hastalıktan dolayı yakalandığınız zaman yaşınıza göre bu değişiyor ama %5-6'lara, hatta bu yeni Peru'dan bildirilen Lambda suçunda, varyantında %10'u, yani 10 kişiden biri ölüyor. Şimdi ortada potansiyel olarak yakalandığınız zaman tabii ki %10 ölümünüze neden olabilecek bir hastalık var. Bu durumda sizi bundan koruyacak olan da bir aşı var. Ama aşının işte kolumda ağrı yapabiliyor. Halsizlik, kırıklık yapabiliyor. Biraz ürtikeri azdırabiliyor. Evet. Gibi gibi baş ağrısı yapıyor. Bende de yaptı baş ağrısı bir hafta kadar. Bundan dolayı aşı olmamak, yani kıyaslayın bunu. Benim bir şey söylememe gerek yok. Yani tehdit ne? Aldığınız önlemin size olan maliyeti ne? Bu gözle bakmak gerekir. Bu durumda mutlaka aşılanmakta yarar var. Yerli aşının da ben yan etkilerinin çok ciddi olmadığını gördük. Yani faz 2 çalışması sırasında biz buna baktık. Yerli aşımız Çin aşısına benzer yan etkilere sahip. Hatta daha az sayılabilecek yan etkilere sahip.
bir aşı. Diğer konulara hiç girmiyorum. Kısırlık yapar, bize çip yerleştirecekler falan, bunların tamamı boş ve farazi olarak söylenen, kamuoyunu yönlendirmek için yapılmış aşı karşıtlarının uydurduğu şeyler. Bunların hiçbirinin geçerliliği yok.